GPS modülünü, Wi-Fi modülünü ve ön kamerasını değiştireceğiz. GPS modülümüz bu. Onu da dikkatli bir şekilde. Bana toplam maliyeti İnşallah herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Biraz ince iş, dikkat gerektiriyor. Hadi bakalım, başlayalım. Cep telefonunu kapatıyorum. Şöyle, ön kapağı açmak için Torx tornavida gerekiyor. Şu iki vidayı şimdi açalım. Şu pena ile şimdi kapağı gövdesinden ayıracağız. Dikkatli olmak lazım. Şöyle yavaş yavaş çevirerek açabilirsiniz. Çok fazla bastırmayın, kırabilirsiniz. Şimdi yıldız tornavida ile bataryanın kapağını sökelim. Bataryanın konnektörünü anakarttan ayırıyorum. Bu bataryayı ben daha önceden değiştirmiştim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şurada onun iki tane lastik bandı var. Onları çekerek asılıyorsunuz. Ondan sonra kolayca çıkıyor. Sonra değiştiriyorsunuz bunu. Değiştirdikten sonra selofan bantla arkasını yapıştırabilirsiniz. Gayet sağlam. Bir sıkıntı yok. Ekranı ayırmak için şu alüminyum parçayı sökelim. Şimdi burada 4 tane flexi kablo bağlantısı var. Şu ön kameranın, bu home butonun, LCD'nin ve digitizer'ın yani dokunmatik ekranın çıktı. Evet. Şu ön kamera flexi'yi şuraya yerleştireceğiz birazdan. Şurada dursun. Önce anakartı bir sökelim. Evet. SIM kartımızı çıkartalım. Anakartı sökmek için bu gerekiyor. Şunu aldık. Şurada dursun. SIM kartın yanında bir vida var. Onu söküyoruz. Evet, şöyle koyalım. Artık siz kendinize göre bir vidaları karıştırmamak için sıraya koyarsınız. Şu arka kameranın yanında da var bir tane. Arka kamerayı sökmeye gerek yok. Şimdilik onunla bir işimiz yok. Bunu da sökelim. Evet, o da burada dursun. Tam karşısına koydum onu da. Karıştırmamak için. Şurada ilginç bir vida var. Bu aynı zamanda alüminyum kapağın vidalandığı bir yer. Düzle onu söktüm. Evet, onun hemen karşısında bir tane daha var. Onu da sökelim. Şöyle da buraya koyduk. Evet. Bunun altında iki tane de konnektör var. Şunu alalım. Evet, konnektörleri de şöyle ayırıyorum. Sıra geldi GPS'i sökmeye. Şu bir, şu iki.
Yenisi de burada. Birazdan değiştireceğim bunu da. Şunu da koyduk buraya. Şimdi sökmeye devam edelim bakalım. Çünkü Wi-Fi şurada. Wi-Fi alt tarafta olduğu için komple anakartın sökülmesi gerekiyor. Şimdi GPS'in altında ve şuralarda birkaç vida daha var. Bunları da sökelim. Şu vidayı da söküyorum ve unutmamak için hemen şunun karşısına koydum. Ne kaldı? Evet. Şu antenini sökelim. Tamamdır. Şurada arka kameranın konnektörü var. Hop. O da tamam. Şurada bir vida kalmış. Şöyle söktük. Evet. Şu konnektörü de söktük mü işlem sanıyorum tamam. Evet. Şöyle hop çıktı. Evet. Wi-Fi şu, bunu artık sökebiliriz. Şuradan uçlarından çıkartalım. Tamam. Yenisi şurada. Onu da dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Çıt diye bir ses geliyor tam oturduğunda. Oradan emin olabilirsiniz. Tamam. Bu da tamam. Şunu da şöyle. Evet. Oldu. Kontrol edelim bakalım hafifçe çıkarttırmadan. Evet. Bunlar gevşek olursa anten tam çekmez. Buna dikkat edin. Şimdi artık bunları yerleştirebiliriz. Şu rahat yerleştirmek için ben şu bataryayı bir sökeyim ya. Zaten bantla yapışmış vaziyette kolay çıkar bu. Evet. Gördünüz mü? Bakın iki tane telefon bant var arkada. Onu tutuyor. Şimdi bunu yerleştirirken de dikkat etmek lazım. Tam oturduğundan emin olun. Şu konnektörleri anakartın üstüne çıkartalım ki arada sıkışmasınlar. Bunlar zaten üstte olmaları gerekiyor. Şöyle tamam. Evet. Evet şimdi şu iki konnektörü takıyorum. Şöyle. Parmağınızın ucuyla böyle hafif geriye doğru iterseniz daha rahat yerleşir. Şu anten yanındaki konnektörü de şöyle takalım. Tamam. Şu da arka kamera konnektörü. Şimdi anten kablosunu bir takalım.
Şöyle artık tek tek vidaları takacağız. GPS modülünü takmadan önce şu topraklama parçasını yerleştirmemiz gerekiyor. Yani topraklamanın düz kısmı yukarıda olacak. Dikkat edin. Şimdi şöyle vidalayalım. GPS modülümüzü artık yerleştirebiliriz. Evet, bu da konnektör kapağımız. Pilimizi de yerleştirelim. Bu bölümle bir işimiz kalmasın. Tamam. Biraz ara verelim artık. Tekrar merhaba. Ön kamerayı sökmeye başlayabiliriz. Zaten 3 tane vidası var. Onları da karışmayacak şekilde şöyle düzgün koyarsak bir problem yaşamayız. Önce şu koruyucuyu bir sökelim bakalım. Evet, şimdi burada telefonu kulağımıza dayadığımızda duyduğumuz sesi veren speaker var. Bununla işimiz yok. Bu sağlam zaten. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi mikrofonun olduğu yer aslında yapışkanlı. Şöyle göstereyim. Yani şu kısım. Bunu onun için düz bir tornavida ile çıkartmak gerekiyor. Şöyle yapayım onu. Fazla tabi böyle hani dikkatli olmak lazım. Başka şeye zarar vermemek için. Evet. Şunları da çıkartalım şöyle. Burada yaklaşım sensörü de bunun üzerinde. Evet. Tamamdır. Şimdi önce şu speaker'ı
flex'in arasına yerleştirelim. Bu speaker üzerinde her iki tarafında iki tane küçük çentik var, çıkıntı var. Yani karşı tarafta da delikler var. Tam denk gelir. Oralara hafifçe böyle bastırırsanız yani buraya tam oturur. Evet, tamam bu herhalde. Mikrofonun olduğu yerde de o şu sarı renkte olan parça bir küçük delik var. Onun da tam karşısına denk getirirseniz tam oturmuş olur. Eğer o tam oturmazsa mikrofonunuz çekmeyebilir. Az çeker. Böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz daha sonra. Bir daha yeniden sökmek zorunda kalabilirsiniz. Yerlerine tam oturtturmaya dikkat edin. Şöyle, evet. Hafifçe de bastırdığınız zaman oturmuş olur. Şimdi de şu koruyucusunu yerleştirelim. Şöyle. Evet, şimdi de flex kablo konnektörlerini bağlayalım. Şöyle tam oturduğunu anlamak için parmağınızın ucuyla hafif bastırınca çıt diye bir ses duyarsınız. Çok da fazla bastırmayın. Yani bu sefer de yamulur. Problem yaşayabilirsiniz. Bataryanın bağlantısını da yapalım. Evde Wi-Fi'yi test ettim, çalışıyor. Dışarıda navigasyon çalışıyor. GPS de dolayısıyla sorunsuz. Zaten görüyorsunuz ön kamera ve ses kaydı da oldukça iyi durumda. Bir problem yok gözüküyor. Bana toplam maliyeti 50 lira oldu. 30 lira ön kameraya verdim. 20 lira da Wi-Fi ve GPS modülüne, GPS alıcısına verdim. Şimdi internetten kontrol ettim. Yalnız GPS biraz artmış. 26 lira mı 27 lira mı ne olmuş? Sıkıntı değil. Kullanıyoruz bakalım. İnşallah uzun süre dayanır. Herkese kolay gelsin. İyi günler. Wi-Fi modülünü ve ön kamera şey veriyorsun.